başörtüsü serbest oldu. Ne kadar güzel değil mi? Çok sevindik. Ama ben daha o ilk günlerden size şunu söyledim. Biz böyle bir başörtüsü istemiyorduk. Biz böyle bir başörtüsü için mücadele vermiyorduk. Biz böyle bir başörtüsü serbest olsun istemiyorduk. İçi tamamen boşaltılmış, ruhu boşaltılmış bez parçasını suratımıza attılar. Alın şimdi takın başınıza. Bez parçası. İçerisinde namusun ve iffetin olmadığı, ruhun olmadığı bir başörtüsünü bana vermişsin. İstediğin yere tak artık, bunu bir anlam ifade etmiyor ki. Bakın sokaklara görürsünüz. İşte sistem o insanları artık kendi avucunda gördüğünden dolayı, bunlar başörtülü olsa da benim için sıkıntı değil, olmasa da benim için sıkıntı değil, bırakın yelkenler fora, verin serbest yapın dediler, serbest oldu. Şimdi 14 Şubat Sevgililer Günü'nü kutlayanların içerisinde büyük bir çoğunluğun, bu ülkenin büyük bir çoğunluğunun başörtülü kızlarının olduğunu pekala görüyorsunuz. Dayattıklarını da görüyorsunuz. Sevgili olmuş bir kere, bunu da irdeleyeceğiz. Ne demekse bu sevgili? İslam toplumunda bir kızla bir erkeğin sevgili olması ne demektir? Bunu da anlatacağız inşallah. Nasıl bir şeydir? Var mıdır böyle bir şey yani? Ama o insanları kullanabileceğini gördükten sonra, yani senin, açık söylüyorum, daha açık ve net söylüyorum anlaşılır bir şekilde, senin Müslümanlığın adama zarar vermeyecek noktaya indirgenmiş ise, senin imanın o adamın hayatını sorgulayacak zeminden, düzlemden aşağıya inmiş ise, senin Müslümanın, amiyane tabirle her zaman söylediğimiz gibi, lafızda kalmış ise, senin Müslümanlığın kimlikle sınırlı ise, sen artık o insanlar için, buna Avrupa'yı da dahil edebilirsin, Amerika'yı da dahil edebilirsin, her tarafı dahil edebilirsin, hiçbir sıkıntı teşkil etmiyorsun. İstediğin kadar Müslüman ol. İstediğin kadar bağır çağır. Hatta gel benim içerimde, ben senin nüfuz edeyim, muhafaza edeyim, kollayayım, koruyayım, imkanlar vereyim. Avrupa'daki gidin Müslümanların halini görün. Yani buradaki Müslümanı katletmek için, yok etmek için elinden gelen çabayı harcayan, oradan ordusunu seferber edip gelip buralara bunları temizlemek için, birbirine kırdırmak için gayretler sarf eden güç, kendi içerisindeki sözü ona Müslüman olan insanları koruyup kollamak için can siperhane hareket ediyorsa, buradaki Müslümanın imanıyla oradaki Müslümanın imanı arasında dağlar kadar fark var demektir. Bana zarar vermeyecek konumdaysan her şey serbest. Daha çok şeyler de bekleyebiliriz, umabiliriz ve bulabiliriz. Ama biz böyle bir Müslümanlığı hayal etmiyorduk. Kur'an bize böyle bir başörtüsü, böyle bir tesettür, böyle bir ahlak prensiplerini göstermiyordu. Bugün kendisinin başörtülü olduğunu, örtülü olduğunu, tesettürlü olduğunu, Kur'an'ın ayetlerine uygun hareket ettiğini zanneden insanlar, maalesef ama maalesef Kur'an'a uygun bir tesettür içerisinde değillerdir. Kahiri için söylüyorum. Yani çoğunluğu için söylüyorum ben bunu. Açık ve net söylüyorum. Başına sadece bez parçası olan başörtüsünü takıp, aşağısının ne olduğunu hiç sormayan, soruşturmayan, aşağısında kılları tüylerine varıncaya kadar vücudunun darlığı, inceliği, her şeyi meydanda olan, vücudunun şekli şemali ortada olan kot pantolonla, kısa kollarla, mini eteklerle varıncaya kadar yırtmaçlarla gezen insanların tesettüründen söz etmek mümkün değildir İslami manada. Toplum manasında diyebilirsin, evet tesettürlüdür. Ayşe teyze ona tesettürlü desin. Ahmet amca benim kızım tesettürlü desin. Örtülü benim kızım desin. Öyle zannetsin. Ama İslami manada bu tesettür değildir. Allah'ın istediği örtü bu değildir. Daha vahimini söylüyorum. Bu tür tesettürler maalesef ama maalesef gençliğimizi daha da şevkle, aşkla yoldan çıkartmaya namzettir. Yani açık saçık birine bakıyorsun, o kadar ilgini çekmiyor. Bu tür başını kapatıp da aşağıdan daracık giyen, kısa giyinen insanlar daha çok gençliğin şehvetini tahrik ediyor. Daha çok onlara ilgi gösteriyorlar. Ama vicdanlarını da bir yerde rahatlatıyorlar. Tesettürlü bir bayan, ahlaklı, namuslu, iffetli, Müslüman birisiyle çıkıyorum. Bu çıkmak neymiş göreceğiz şimdi. Çıkıyorum. Müslüman gençlik. Bizim gençliğimiz bunlar. Yani eğri oturalım, doğru konuşalım. Sorduğun zaman hepsi Müslümanım diyor. Yani bir tanesi ben Hristiyanım kardeşim demiyor. Ben Müslümanım. Ya bunları da duyacağız ama onu da söyleyeyim yani. Bu ben Müslüman değilim, ben Hristiyanım, ben ateistim, ben dinsizim diyenlerini de duyacağız. Onlar da yayılıyor, ayrı dava. Niye yayılıyor? Bu şuur kaybolduğu için yayılıyor. Saha boş kaldığı için yayılıyor. Birçoğu da bu insanların bu vaziyetteki ahlaksızlıklarına veya tesettürü, Kur'an'ı manada tesettüre riayet etmediğinden, Kur'an'ın ahlakıyla ahlaklanmadığından bakıp, buysa İslam, ben bu İslam'da yokum deyip uzaklaşıyor. Eğer İslam buysa ben bu İslam'da yokum. Bakıyor, Müslüman'da yalan var. Müslüman'da dolan var.
Müslümanda hırsızlık var. Başkasının malını gasp etmek için 40 takla atıyor. Bunlara ayetle delil de getiriyor ha. İslam'dan delil de getiriyor. Ben korumak, kollamak için yaptım, şöyle yaptım. Kılıflar bini bin para. Müslümanda katakulle var. Yani alınmayın, hepsi için söylemiyorum ama herhalde yaşadığınız toplumda bunlarla muzdaripsiniz değil mi? Yani borç verdiğinizde zamanında aldığınız oldu mu? Var mı böyle bir şey? Birine borç verdiniz de zamanında, hatta zamanından önce geldi de al kardeşim Allah razı olsun benim işimi gördün deyip de borcunu önce ödeyen bir adam gördünüz mü? Borç veriyorsun Müslümana, borcunu ya, borcunu alana kadar yani bir işitmediğin küfürler kalmıyor, arkadaşlığından dostluğundan oluyorsun, zamanında parayı alamıyorsun, maddi değeri kayıp bir şekilde bilmem kaç zaman sonra alıyorsun, yani böyle paramparça bitmiş bir vaziyette alacağını alıyorsun ne kadarını aldıysan. Şimdi bu Müslümanlık mı? Müslüman böyle mi yapar? Bunun İslam'da bir yeri var mı? Müslüman çek yazar da karşılıksız çıkar mı ya? Ama efendim battık çıktık, o ödemedi bu. Müslüman da böyle mazeret olmaz, olmaz. Olmaz. Müslümanın sözü senedidir, çekidir. Müslümanın sözü senedidir, çekidir. İmzasına gerek yok. Ama şimdiki Müslümana 40 tane imza attırıyorsun, şahit koyuyorsun, vekil koyuyorsun, kefil koyuyorsun, adam koyuyorsun, aracı koyuyorsun. Gene yok babam, gene yok. Ne sözünde durmuyor adam. Ama İslam'a geldiği zaman en büyük Müslüman benim diyor. Ama camiye geliyor, cuma namazı kılıyor. Ama camiye 5 vakit namaza geliyor, hocanın arkasına durmak için gayret sarf ediyor. İttirmek, kaktırmak, oraya gireceğim diye. Bu şekil Müslümanlık olmaz. Şimdi ne yapalım, biz camiye gelmeyelim o zaman. Hocam sen beni tarif ettin, ben aynen senin şartlarına uyuyorum. O zaman bizim camide yerimiz yok. Değil. Camiye geleceğiz. Burası bizim mekan. Buraya geleceğiz. Burada hatalarımızı düzgün hale çevirip, düzgün insan olmaya gayret edip olabildiğimiz kadar dışarı öyle gideceğiz. Dışarı gittik bitti mi? Dışarıda onları uygulayacağız.